Sanat hala. Ha dur bir şey daha anlatacağım. Nusret'e niye gittim? Nasıl gittim? Kiminle gittim? Neler yaşandı? Anlatıyorum. Abi cumartesi günü ben VIP bölümündeyim artık. Business bölümünün VIP bölümündeyim ki çok yorgunum. Şöyleyim bak şu şekilde. Şu şekilde duruyorum. Ölmüşüm. Birisi çay versin diye bekliyorum falan. Tamam mı? Ondan sonra VIP bölümüne Twitch'in sahibi geldi. Polis geldi. Vidanjör. Çisil Çakır geldi abi. Charmy. Dedi. Dedim ne yapayım öldüm. Aç mısın sen acıktın mı sen dedi. Bir anne şefkatiyle. Oh yeah. Dedim ki Çisil bizim dedim ağzımıza sıçıyorsun. Burada dedim bana rol yapma böyle şefkatli rolü falan. Yemem ben dedim yani. Yılların dedim psikanalistiyim ben dedim. Sen dedim ne yapıyorsun? Oh yeah. Dedim bırak yani öleyim şurada rahat rahat. Yok dedi. Yok dedi. Acıktıysan dedi. Gel dedi yiyelim dedi. Ben de açık dedi çıkacağım şimdi dedi. Dedi. Bir önceki gün biraz erken çıktığım için arka kapıdan kaçırmışlardı. O gün o kadar kötü değildi. Çıkışta böyle yine birkaç tane fotoğraf çekilerek falan çıktık. Ne yersin dedi. Dedim ki sevgili Çeşil. Beni dedim öyle antin kuntin restoranlara götürme. Yok fahitaymış. Yok spagettiymiş. Yok pizzaymış. İçim dışım dedim zaten Avrupa yemeği oldu. Beni dedim götüreceksen Türk yemeği olan et, börek, köfte, kebap böyle özlediğim lezzetlerle buluştur beni dedim. TSC'de oyun durmuyor. Geri Dedi zekalı. ki tamam. Nereye gidelim? Ben dedim civarı bilmeyi bırak ben İstanbul'u hiç bilmiyorum dedim yani ben. Hayatta dedim. Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Durdu. Nusret'e gidelim mi dedi. Dedim ki Çisil benim dedim Nusret'e verecek param yok. Ne yapıyorsun dedim. Benden dedi. Dedim ki Çisil. Oha. Twitch kaç para maaş veriyor lan size dedim. Sırtımızdan dedim. Bu emekçinin sırtı da kaç... Öyle demedim. Oha dedim. Oha dedim. Dedi ki. Ondan sonra düşündüm. Şimdi bu Twitch Türkiye ya. Dedim acaba oradan faturayı alıp Twitch Türkiye'ye partneri yemeğe çıkardım. Gönlünü hoş tutmak amaçlı diye. Vidanjör. Faturayı gönderse para... Dedim Twitch mi ödüyor lan dedim. Twitch'e gömüyorsak dedim, Nusret'e gidip dedim, bütün yemeklerden yiyeceğim dedim, Twitch'e gömüyorsak. Dedi, Vidanjör. evet. Dedim, tamam abi. Dedim, abi tamam. Gidiyoruz. Nusret'e gidiyoruz. Hesap Twitch'e, kilitleniyor. Let's go. Gittik abi Etiler Nusret'e. Ekstra bant ne abi? Gittik abi Nusret'e. Oh yeah. Başlangıçtaki düşüncem Çisil'in benden daha obur olduğuydu. Çünkü oturduk ben hani bir tane yemek çağıracağım. Onu yiyeceğim diye düşünüyorum. Abi Çisil starter çağırıyor. Salata. Ya ben salata yemem diyorum. Adam diyor ki salatamız çok güzel. Ortaya salata yapayım. Bilmem ne. Lokum. Kuzu. Ben dedim ben kuzu eti istiyorum. Kuzu etine hasret kaldım. Lokum. Dana lokum. Kuzu bilmem ne. Kafes getirtelim mi dedi. Dedim kafes ne burada dövüşeceğiz mi dedim. Meğer kafes göğüs kafesi getiriyorlarmış masaya. Yok dedim bebesinin artık. Onu dedim koyalım bir kenara. Püre, mantar, bilmem ne, ortaya salata. Şu hareket. Abi geldikçe geliyor masaya. Şimdi ben de ziyan olmasın tadında. Yiyorum abi. Cari neydiysen hala keyif sigarası içiyorsun.
Masaya ne geldiyse gömüyorum abi. Boş gitmesin diye. Abi masaya geliyor. Çisil'in tek derdi gözü doysun zaten. Başka hiçbir derdi yok. Masaya geliyor. Çisil bir parça alıyor. Gerisini öküz gibi ben yiyorum. Ben bunu bir süre sonra fark ettim. Biraz geç oldu. İkinci, üçüncü kursta fark ettim. Çisil yemiyor. Ben yiyorum. Ben yiyorum abi. Çisil dokunmuyor abi. Lokum geliyor, iki parçalıyor, gidiyor abi. Dedim Çisil, senin derdin ne? Verdim kiloları mı kıskandın? Bu ne lan dedim. Bir tane ye dedim lan. Ne biçim polislik dedim. Polis dediğin donat falan gömer yani. Yemiyor abi kız. Yemiyor. En son garson geldi dedi ki. Ha biz kendi aramızda konuşuruz tatlı yiyelim mi falan. Ben de dedim ki benim dedim prensibim. Bir yer bir konuda uzmansa başka konularına sıçramam. Mesela spagetti yapıyorsa bir yer gidersin spagetti yersin siktir olup gidersin yani tatlı yemezsin orada. Bu adam etçi dedim tatlıdan ne anlar çisil falan. Böyle konuşuyoruz. Biz daha söylemeden masaya baklava geldi. Masaya baklava geldi. Pardon baklavadan önce çisil dedi ki biz dedi patates kızartması alabilir miyiz dedi. Patates kızartması geldi. İki tane şöyle tabakta. Dedim ki abi bunun birisini götür. Yemeyeceğiz zaten. Adam dedi ki kalsın dedi. Artanını geri götürürüz dedi. Çisil kalsın diyor. Ya Çisil neye kalsın diyorsun dedim ya. Neye kalsın diyorsun dedim ya. Uganda'da çocuklar aç ya. Gambiya'da dedim çocuklar. Aç dedim insanlar ya. Burada dedim bir Etiyopya'da yarofut mutfağı gördüm. Tövbe estağfurullah. 18 tane öküz kesip koymuşlar dolaba ya. Bu nasıl müsriflik ya? Yok dedi kalsın. Ben yiyeceğim dedi. Al başını yiyeceğim dedi. Yiyemezsin. Yiyemezsin. Size yemin ediyorum Allah belamı versin. 3 parça patates aldım koca tabaktan. O patates geri gitti. Ben böyle baktım. Böyle o patatesin gidişine baktım. Hesap zaten hesaplayamıyorum bile. Millet aç aç. Neyse abi. Biz böyle daha konuşurken konuyu masaya baklava geldi. Abi baklava zaten böyle pizza gibi. Üçgen üçgen kesmişler uzun. Baklavayı alıyor abim. Yatırıyor. Tam böyle o inşaat reklamındaki gibi yatırıyor. Islak kısmı yukarı geliyor. Ortadan ikiye ayırıyor. Bir tane top şeyi alıyor. Vanilya muz diyorum ya şey. Vanilya ice cream. Türkçesi dondurma. Alıyor onu, açıyor içine o topu. Ondan sonra tekrar kapatıyor. Sana böyle atom tost gibi uzatıyor. Oh yeah. Hocam kolay gelsin seviliyorsun. Buradan Arda'nın cebine koyayım Abi hocam. siyasi Konuda içerik bir açmıyoruz. Eyvallah. Abi onun da hepsini yedim. Çisiline yarısını yedi. Yarısı gitti o baklavanın. O gece hakkında mutlu olduğum tek şey hesabın Twitch'e kakılmış olmasıdır. Sonra da Twitch bir işe yaradı. Abi niye 17.000 olduk? What the fuck? Aa! Ben bu yayını kapatamayacağım herhalde. Ben gittiğimden Nusret orada değildi. Ertesi gün Orkun Işıtmak gitmiş. Nusret oradaydı abi. Rezalete bak ya. Orkun Işıttık geldi diye gelmiştir o şimdi. Dubai'deydi abi adam. Abi kaç lira geldi? Ya bilmiyorum ama benim tahminim bir 600-700 lira gelmiştir. Tahminim. Çünkü 600-700 değildir lan. 500-600 arası gelmiştir. Evet, kesin 500.